Yağmur Hocam istemeyiz. Günaydın arkadaşlar. Geçen hafta en son Paris Barış Konferansı'nı işlemiştik. Bu hafta şöyle bir tekrar edip daha sonra İzmir işgali ve akabinde de cemiyetleri işlemeyi düşünüyorum. Geçen hafta Paris Barış Konferansı için şunu söylemiştik. 18 Ocak 1919 tarihinde Paris'te toplanmıştı demiştik. Ve bu konferans içinde başkanlığını Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir konferanstı Paris Barış Konferansı. Öte yandan bu konferansın şöyle bir önemi vardı ki yenilen devletlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerin durumunu konuşmak için toplanmış bir konferanstı. Bu konferansa İtilaf Devletleri katılmıştı ve dediğim gibi yenilen devletlerin durumunu belirlemek amacıyla toplanmıştı. Bu konferansta buraya yazdığınızı da bunu defterlerinize geçirin. Almanya ile Versay Antlaşması yapılmıştı. Savaşı bitiren antlaşmalardı, barış antlaşmalarıydı. Bulgaristan'da Nöyi Antlaşması yapılmıştı. Macaristan'da Trianon, Avusturya ile de Saint-Germain Antlaşması yapılmıştı. Dikkat ederseniz biz hep Avusturya ve Macaristan'ı birlikte almıştık. Fakat burada ayırdık çünkü artık Avusturya ve Macaristan birbirinden ayrılmıştı. Macaristan kendi başına bir devlet olmuş. Dolayısıyla da kendi başına bir devlet olduğu için de kendi antlaşması olan Trianon Antlaşması Macaristan imzalanmıştı. Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması imzalanacak fakat Osmanlı Devleti ile imzalanan Sevr Antlaşması Paris Barış Konferansı'na imzalanamayacak çünkü Osmanlı Devleti ile bir antlaşmaya varılamamıştı. Ancak San Remo adlı bir konferansta Osmanlı Devleti ile daha sonraki dönemlerde Sevr Antlaşması'nı imzalayacağız. Ama Paris Barış Konferansı'nda yani 18 Ocak 1919'da yenilen devletlerin durumunu belirlemek amacıyla toplanmış olan konferansta Almanya ile Versay Antlaşması imzalandı. Bulgaristan ile Nöyü, Macaristan'la Trianon. Tamam. Almanya ile Versay Antlaşması imzalandı. Bulgaristan ile Nöyi Antlaşması imzalandı. Bulgaristan ile Nöyi Antlaşması imzalandı. Macaristan ile Trianon Antlaşması imzalandı. Avusturya ile Saint-Germain Antlaşması imzalandı. Tamam mı burası? Ancak ne dedik? Yenilen devletler durumunu, yenilen devletlerin durumunu belirlemek için toplanmıştık. Bu konferans dedik. Almanya, Bulgaristan, Avusturya ve Macaristan'ın yenildiğini görüyoruz. Osmanlı Devleti de yenildi. Fakat Osmanlı Devleti Paris Barış Konferansı'nda Sevr Antlaşması'nı imzalayamamıştı. Çünkü Osmanlı Devleti ile ortak bir karara varılamamıştı. Antlaşma sağlanamamıştı. Dolayısıyla da yenilen devletlerin dördü antlaşmayı Paris Barış Konferansı'na imzaladılar. Tahtayı yazacak mıyız demiş hocam? Evet, burayı yazın. Paris Barış Konferansı'ndan sonra şöyle yazalım. Cümlemizi toparlayalım. Paris Barış Konferansı'ndan sonra yenilen devletler ile imzalanan barış antlaşmaları. İşte bir kula. Yenilen devletlerle barış antlaşmaları. Almanya ile Versay Antlaşması, Bulgaristan ile Nöyi Antlaşması, Macaristan ile Trianon, Avusturya ile Saint-Germain Antlaşması imzalanacak, tamam mı? Şöyle altına da bir not düşelim. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması yani Sevr San Romeo'daki konferansta imzalanacaktır. Osmanlı Devleti ile bir antlaşmaya varamadıkları için, mutabakat yapamadıkları için Sevr Barışı ancak San Remo konferansına imzalanacak. Ama dikkat edin.
Macaristan'dan sonrasını okumuşlanmış. Macaristan ile Trianon Antlaşması, Avusturya ile Saint-Germain Antlaşması. Okuduğum gibi yazabilirsiniz. Saint-Germain Antlaşması. Tamam mı? Bakın dikkat edin, hep yeniden devletlerle imzalanmıştır bu antlaşmalar. Zaten Paris Barış Konferansı'nın 18 Ocak 1919'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık yaptığı bu konferansa yenilen devletlerin durumunu zaten konuşmak için toplanmıştı bu konferans. Ve bu konferansın sonucunda da yenilen devletler, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Avusturya gibi yenilen devletlerle barış antlaşmaları imzalandı. Ancak Osmanlı Devleti ile mutabakata varamadıkları için, bir antlaşmaya varamadıkları için ancak Sarnavia Konferansı'nda antlaşma imzalanmış oldu. Sevr Antlaşması. Tekrar ediyorum, Macaristan ile Trianon, Avusturya ile Saint-Germain Antlaşması imzalandı. Not kısmını görüyor musunuz? Görmüyor. Not kısmını da okuyorum. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması, Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması, bir not yazıyoruz bunların altına. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşması San Romeo'daki konferansta imzalanmıştır. San Romeo'daki konferansta imzalanmıştır ya da imzalanacaktır, yazabilirsiniz. Tamam mı? Sevgilim herhalde. Tekrar edelim. Paris Barış Konferansı, yenilen devletlerin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerin durumunu konuşmak için toplanılan bir konferanstı. Adından da anlaşılacağı gibi Paris'e toplanmıştı 18 Ocak 1919'da. İtilaf devletlerinin katılımıyla gerçekleşmişti konferans. Ancak konferansa başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri yapmıştı. Yenilen devletlerden ifade etmek istediğimiz Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Almanya'ydı. Bunlarla az önce yazdığımız antlaşmalar imzalandı. Fakat Osmanlı Devleti ile mutabakata varılamadığı için ancak San Romeo'da antlaşma imzalandı. Sevr Antlaşması. Onu daha sonra detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bugün başlık açmayacağım. Şimdi burası anlaşıldı mı? Paris Barış Konferansı anlaşıldı mı? Başka yazışmış. Şimdi sevgili arkadaşlar, İzmir'in işgali diye bir başlık attım ve tarihimiz 15 Mayıs 1919. Tamam mı? İzmir'in işgalini anlatacağım bugün. Tarih 15 Mayıs 1919. Tamam burası. Tarih çok önemli. 15 Mayıs 1919. Sevgili arkadaşlar, Yunanistan, hatırlayın, Paris Barış Konferansı'nda geçen haftalarda söylemiştim onu. İtalya'ya verilmişti halbuki İzmir bölgesi. Ancak İtalya'ya verilmesine rağmen İngiltere'nin de desteğiyle tekrar Yunanistan'a verilmişti. Çünkü İngiltere Akdeniz'de güçlü bir İtalya görmektense zayıf, kendine bağlı bir Yunanistan görmeyi tercih ederdi. Paris Barış Konferansı'ndan hemen sonra, yani 18 Ocak 1919 tarihinden hemen sonra, tarih 15 Mayıs 1919'u gösterdiğinde, takvimler 15 Mayıs 1919'u gösterdiğinde, Yunanistan hemen
İzmir'i işgal hareketine başladım. İzmir'i işgal için ne yaptılar? Denizden hareketle İzmir'e doğru yöneldiler ve gemilerle ne yaptılar? İzmir'e girdiler sevgili arkadaşlar. Daha sonra karayoluyla devam ettiler. Binlerce Yunan ne yaptı? Bu karayolunu kullandılar. İzmir karayolunu kullandılar ve İzmir'e giriş yaptılar. Ve burada işgalin en ön safhasında bir tane Yunan binbaşısı bulunuyordu. Bu binbaşı Yunan binbaşısı bulunuyordu ve bu Yunan binbaşısı 2. Abdülhamit döneminde yapılmış olan Saat Kulesi'nden bir kurşun atıldı. Çünkü Yunanlar artık İzmir'e girmeye başlamışlardı. Binlerce Yunan önce denizden daha sonra deniz olup gittikten sonra karayı kullanarak İzmir'e girmeye başlamışlardı. En önde de Yunan bayrağı taşıyan bir binbaşı bulunuyordu. Fakat vatanı seven Türklerden Hasan Tahsin adında bir gazeteci ne yaptı? 2. Abdülhamit tarafından inşa edilmiş olan Saat Kulesi'nden ilk kurşunu attı. Ve Yunan binbaşısını burada öldürdü. Tamam mı? Batı Anadolu'da ilk kurşunu Hasan Tahsin adında bir gazeteci, aslında gerçek adı Osman Mevruz Bey, fakat gazetede çalıştığı için takma da Hasan Tahsin. Hasan Tahsin ilk kurşunu atarak en önde Yunan bayrağını taşıyan binbaşısını öldürdü. Yunan binbaşını öldürdü. Ve bunun ardından Yunanlılar tabii ki de hemen kurşunun nereden geldiğini belirlediler ve Hasan Tahsin'i orada şehit ettiler. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı buraya kadar? Devam edeceğim. Evet hocam. Süper. Bu adamın adını unutmayın. Esas adı Osman Nevruz Bey, fakat gazetede çalıştığı için adı Hasan Tahsin. Dolayısıyla Batı Anadolu'daki ilk kurşunu atan isim Hasan Tahsin. Tamam mı? Hasan Tahsin öldürüldükten, şehit edildikten sonra Yunanlılar hemen ne yaptılar? Buradaki İzmir'deki ordu evine, bunun dışında otellere, bunun dışında İzmir'de bulunan herhangi bir yere artık ne yaptılar? Girdiler ve burada binlerce insanın ölmesine sebep oldular. İlk iki haftada 5000 şehit verildi. Tamam mı? İlk iki haftada Yunan işgalinin ilk iki haftasında 5000 şehit verildi. Bunun akabinde sevgili arkadaşlar ordu evine girdiklerinde burada bir tane albay var. Bu albayın adı Albay Süleyman Fethi Bey. Alman Süleyman Fethi Bey'e Yaşa Venizelos demediği için Alman Süleyman Fethi Bey'i de şöyle söyleyeyim ya da Yunan Cumhurbaşkanı adı Venizelos. Ve ordu evine girip Yunanlar Albay Süleyman Fethi Bey'e Yaşa Venizelos demediği için onu da 22 tane süngü darbesiyle, bıçak darbesiyle öldürüyorlar sevgili arkadaşlar. Ve 22.sinde şehit oluyor. Burası da anlaşıldı mı? Önce Hasan Tahsin'i şehit ediyorlar. Daha sonra ordu evine girip, Yunanlar ordu evine girip Yaşa Venizelos demediği için, yani Yaşa Yunanistan Cumhurbaşkanı adı Venizelos, Yaşa Venizelos demediği için Albay Süleyman Fethi Bey'i de burada şehit ediyorlar. Daha sonra sevgili arkadaşlar, tarih 15 Mayıs, Mustafa Kemal biliyorsunuz ki 16 Mayıs 1919'da ne yaptı? Samsun'a hareket etti. Samsun'a giden Mustafa Kemal ne yaptı? Samsun'dan sonra Havza'ya geçti ve Havza'da artık ilk defa işgali ne yapacak? Duyurmaya çalışacaktı. Tüm dünya kamuoyunu işgali duyurmaya çalışacaktı. Öncelikle Havza'da protestolar yapıldı. Daha sonra yurt çapında Sultanahmet'te, Kadıköy'de, İstanbul'un çeşitli yerlerinde ama en önemlisi burada Sultanahmet. Sultanahmet'te dünya kamuoyunu artık ne yapıldı? Duyurmaya çalışıldı işgaller. Fakat işgaller duyurmaya çalışılıyor. Ancak Mondros Ateşkes mütarekesini bir hatırlayalım. Orada ne diyordu? Haberleşme itinaf devletinin eline geçecek diyordu. Dolayısıyla eğer herhangi bir medya unsuru yoksa, herhangi bir duyurma kaynağı yoksa biz bu işgalin haksızlığını, bu kadar şehiti, Hasan Tahsin Bey, Albay Süleyman Fethi Bey biz nasıl dünya kamuoyuna duyuracaktık? Duyuramadık sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti hemen ne yaptı?
Amerika Birleşik Devletleri'ne bir telgraf çekti. Bu telgrafta İzmir işgalinin haksızlığını belirtti. Nitekim İzmir işgalinin haksızlığını belirttiği gibi burada İzmir halkının, Türk halkının Yunanlar tarafından gerekçesiz bir şekilde öldürüldüğünü de yazdı bu telgrafta. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Wilson buraya İzmir'e bir ne yaptım? İzmir'e bir general gönderdi, biri soru gönderdi ve biri soru raporunu burada hazırladı. Ve gördük ki buraya 17 gün geldi kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği elçi burada 17 gün kaldıktan sonra şöyle bir rapor hazırladı. Burasından kastımız neresi? İzmir bölgesi. İzmir'de 17 gün kaldı. İzmir'in ilçelerini tek tek gezdi ve dedi ki burada dedi Yunanlılar dedi işgal yapıyor. Gerekçesiz bir işgal dedi. Burada Türk nüfusu daha fazla dedi. Yunanlılar dedi kesinlikle dedi Türkleri öldürüyor dedi. Ve burada ilk defa bizim haklılığımız Bristro raporunda dünya kamuoyuna duyurulmuş oldu. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı buraya kadar? Evet hocam. Tekrar anlatayım mı? Bir tekrar edeyim mi? Bekliyoruz arkadaşlar cevap yazmanızı. Bir tekrar edeyim istiyorsanız. Olur hocam denmiş. Tamam. Hocam kaç kişi var burada? 10 kişi var hocam. 10 kişi tamam. Şimdi tekrar ediyorum. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 dedik. Bu tarihte sevgili arkadaşlar Yunanlılar hemen aldıkları bir gayretle Paris Barış Konferansı'ndan sonra İzmir işgal için hareket ediyorlar. Deniz yoluyla hareket ediyorlar ve daha sonra da karayoluyla devam edecekler işgale. Yunanlılar deniz yolunu bitirdikten sonra karayoluna geçiyorlar ve karayolunda en önde Yunan binbaşısı, Yunan bayrağını sallayarak geliyor. Arkasında binlerce Yunanlı geliyor. Tabii bu durumu gören halk, Türk halkı halinden muzdarip fakat etrafta toplanmış Rumlar ise bu işgali alkışlıyorlar. Ancak Türk halkından biri adı Hasan Tahsin, takma da Hasan Tahsin hakiki gerçek adı Osman Nevruz Bey buradan 2. Abdülhamit tarafından kurulan bugün hala İzmir'in merkezinde konak meydanında bulunan sağ kulesinden ilk ateşi Hasan Tahsin Bey binbaşısına atıyor. Ve binbaşı, Yunan binbaşı burada ölüyor sevgili arkadaşlar. Daha sonra Yunanlılar daha fazla bir tabiri caizse şevke geliyorlar ve ne yapıyorlar? Hemen Hasan, nereden kurşunun nereden geldiğini belirliyorlar ve Hasan Tahsin'i burada şehit ediyorlar. Daha sonra Yunanlılar işgale devam ediyorlar. Fakat bu defa daha şehitli. Hemen İzmir'de bulunan otellere giriyorlar, ordu evlerine giriyorlar ve ordu evlerine girdiklerinde burada bir tane Alman Süleyman Petbey'i var. Buna diyorlar ki yaşa Venizelos de. Yaşa Venizelos de ve kurtar kendini diyor. Yani ne demek bu? Yunanistan Cumhurbaşkanı'na yaşa Venizelos demesini istiyorlar. Fakat Albay Süleyman Petbey bunu kesinlikle reddediyor ve 22 süngü darbesiyle, bıçak darbesiyle şehit oluyor. Bundan sonra sevgili arkadaşlar Yunanistan'ın ikinci haftasında, Yunanların İzmir işgalinin ikinci haftasında Türk nüfusuna 5000 kişi ölüyor. Bu şimdi bize böyle çok küçük bir rakam gelebilir, 5000'den çok küçükler, ufak sayılar olarak gelebilir. Fakat o dönemi düşünürsek 5000 bir bölge için çok çok büyük rakamlar sevgili arkadaşlar. Ve Yunanlar ikinci haftasında, işgal ikinci haftasında 5000 kişinin ölümüne sebep oluyorlar. Daha sonra tarih 15 Mayıs 1919, İzmir'de durum böyle. Mustafa Kemal ise ne yapacak? 16 Mayıs'ta Samsun'a çıkacak. Çünkü bu işgalin, yapılan işgalin, bu kadar ölümlerin, şehit verdik o kadar, 5000 kişi ikinci haftamızda şehit verdik. Ama bunlar dünya kamuoyunda hiçbir şekilde duyurulmuyor. Duyurulmadığı gibi insanlar artık bundan şikayetçi Mustafa Kemal'le durumun farkında ne yapıyor? 15 Mayıs İzmir işgali, 16 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor ve Samsun'a Havza'ya geçiyor. Havza'da ilk İzmir işgaline karşı ilk protestoların yapılmasına vesile oluyor. Daha sonra Sultanahmet'te İzmir işgalinin haksızlığını belirten
protestolar, mitingler yapılıyor. Kadıköy'de mitingler yapılıyor. Fakat bunlardan en etkilisi sevgili arkadaşlar Sultanahmet'te. Halkı bir anlamda şevke getirmişti işgale karşı. Öte taraftan haber yapamadıkları için, bunu dünya kamuoyuna duyuramadıkları için sadece İstanbul'un bir kısmı bunu duyabiliyor. Bunu dünya kamuoyuna duyurabilmek için de Wilson'a bir mektup yazılıyor ya da bir bildiri gönderiliyor. Bu mektupta şöyle bir telgraf çekiliyor diyelim. Bu telgrafta şöyle İzmir işgalinin haksızlığını belirten bir telgraf olarak Wilson'a çekiliyor. Ve Yunanların İzmir'de binlerce Türk'ü gerekçesiz öldürdüğünü ifade edilen telgraf Amerikan Başkanı Wilson'a çekiliyor. Wilson da bunu tabii ki de araştırması gerektiğini söylüyor ve İzmir bölgesine bir tane general gönderiyor. Bu generalin adı Biristroy. Ve Biristroy burada bir rapor hazırlıyor. İzmir'de bir rapor hazırlıyor. Bu raporun maddelerine baktığımızda Türklerin herhangi bir katliam yapmadığını, bölgedeki Türklerin haklılığını, Yunanların haksız olduğunu ve haksız gerekçeyle İzmir'i işgal edip binlerce kişinin ölmesine sebep olduklarını anlatan bir rapor oluyor. Ve bu Biristroy raporu bizim dünya kamuoyunda haklı olduğumuzu gösteren ilk rapor olarak tarihe geçiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bir adım hadi. Ben anladım hocam. Teşekkür ederim. Anlaşıldı mı? Hiç bu kadar güzel bir aramızın teşekkür ederim. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir yazarsanız. Hocam, evet, hocam. Beyza, Defne, Enes, ondan sonra Hasan Efe, Hatice, Melike, İrem Bey, Nazar, Seda, ondan sonra Sude, Özkan, Kaan Zor. Tamam. Anlaşıldı mı hocam? Kimler anlaşıldı yazmış acaba? İrem Bey, Beyza, Seda, Nazar. Bu kadar. Enes, Kaan anlamadı mı? Hasan Efe. Bunları anlamadı mı? Bir oraya yazın hadi. Enes anlamamış mı? Hasan Efe anlamış. Kaan Zorbaz anladığını söylüyor. Tamam. Enes Hanayoğlu anladığını söylüyor. Tamam, süper. Anlaşılmış. O zaman şöyle bir yazalım. Yunan işgali. Büyük Yunanistan'a yani Megela İdai'yi kurmak adına Yunan işgali yapılıyor. Yani İzmir Yunanlar tarafından Megala İdai'yi yani Büyük Yunanistan'a tekrar eski Bizans'ı canlandırmak amacıyla yapılıyor. Yazalım. Hocam yazarken okunmuş. Tamam. İlk madden Yunan işgali Megale İdai. Megale büyük, İdada fikir zaten. Megale İdai yani Büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla yapılmıştır. Tekrar ediyorum. Yunan işgali Megale İdai yani Büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla yapılmıştır. Tekrar eski Bizans'ı diriltmek amacıyla 15 Mayıs 1919'da Yunanlar İzmir işgal ediyor. Yunan işgalindeki ilk kurşunu kim atmıştı? Hasan Tahsin. Evet. Bir de onun bir tane daha adı vardı. Takma adı Hasan Tahsin. Hatırlayacak mısınız? Ben hatırlamadım. Tamam hocam. Arkadaşlar hatırladın bana. Yunan işgalinde ilk kurşunu kim atmıştı? Yunan işgalinde ilk kurşunu kim atmıştı?
Arkadaşlar anladığınızı söylediniz az önce. Evet. Gazeteciydi hocam, takma adı. Yani ben soruyorum. Tamam. Hasan Tahsin'di. Evet, Hasan Tahsin'di, gazeteciydi ama gerçek adı Osman Nevruz Bey'di. Çok bitti ya. Şu maddeyi yazayım hocam. Hasan Tahsin demiş hocam. Evet, aferin. Kim demiş hocam? Beyza Algül. Gelince devam edelim arkadaşlar. Hocam, biz sendeyiz. Merhaba tekrar arkadaşlar. Tahtaya yazdım. Şimdi tekrar anlatacağım. Umarım tekrar iyi anlamamızı sağlarız böylelikle. Tarih İzmir işgali dedik. Tarih 15 Mayıs 1919 dedik. Amaçları İzmir'i, Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinin en büyük amacı, en büyük hedefi neydi? Yunanistan'ın büyük büyük Yunanistan'ı kurmak hedefiydi. Megale ideali. Buraya yazdım. Yunanlar İzmir'i megale ideali. Yani büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla işgal etmişler. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar İzmir'i büyük Yunanistan'ı yani megale ideali kurmak adına işgal ediyorlar. Bir diğer madde Yunan işgalinde Batı Anadolu'da yani burası çok önemli. Size sınavda böyle bir soru gelebilir üniversite sınavında. Batı Anadolu'da ilk kurşunu gazeteci olan ve takma adı Hasan Tahsin olan Osman Nevruz Bey atmıştır, tamam mı? Yunan işgalinde yani Batı Anadolu'da size belki Yunan işgali olarak vermez de Batı Anadolu olarak verir. Soruda Batı Anadolu'da yani Yunan işgalinde ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'dir, gazetecidir. Gazeteci olduğu için de Hasan Tahsin takma adını kullanmıştır. Hakiki adı, gerçek adı neydi? Osman Nevruz Bey idi. Bir diğer madde, Yunan işgalinin haksızlığını dünyaya duyurmak için mitingler düzenlendi. Bu mitingler öncelikle Havza'da düzenlendi. Havza genelgesini anlattığımda zaten daha detaylı bir şekilde anlattığımda anlayacaksınız. Havza'da ilk miting yapıldı. İşgalden sonra ilk miting, Yunan işgalinden sonra ilk miting Havza'da gerçekleşiyor. Daha sonra İstanbul'da Sultanahmet'te, Kadıköy'de ve İstanbul'un çeşitli il ve ilçelerinde özür dilerim ne yapılıyor? İşgal protesto ediliyor, mitingler tertip ediliyor. Fakat en çok yankı uyandıran Sultanahmet mitingi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri yine Yunan işgalinin bu arkadaşlar düzenlenen, Anadolu'da düzenlenen mitingler daha çok Anadolu insanının tabiri caizse gaza getirmek, şevklendirmek için yapılmıştı. Fakat dünya kamuoyuna duyurmak için yani İngiltere'den tutun da Fransa'ya, Fransa'dan tutun da Amerika'ya duyurmak için ne yapıldı? Amerika'ya Wilson, Amerikan Başkanı Wilson'a bir telgraf çekildi ve bu telgraftan Yunan işgalinin haksızlığını, Türklerin gerekçesiz bir şekilde katledildiğini, öldürüldüğünü ifade eden bir telgraftı bu. Amerikan Devlet Başkanı Wilson da bu çağrılara karşılıksız kalmadı, karşılıksız bırakmadı bu çağrıları ve ne yaptı? Anadolu'ya İzmir'e Biristrol'u gönderdi ve Biristrol adı verilen general ne yaptı? Amerika'dan gelerek İzmir bölgesinde 17 gün kaldı. İzmir'in ilçelerini, mahallelerini tek tek gezdi ve bu bölgede Yunanlıların haksız yere işgal ettiklerini, Türklerin katliama uğradıklarını ifade etti. Bir rapor hazırladı ve bu rapor, Biristrol raporu, dünya kamuoyuna Türklerin haklılığını ilan eden ilk rapordur. Bu çok önemli, tamam mı? Tekrar ediyorum, işgalin haksızlığını dünyaya duyuran İlk rapor, Biristrol raporudur. Anlaşıldı mı? Wilson cazileri ya, ülkeleri ya, onlar mı? Wilson değil sevgili arkadaşlar. Wilson çok başka. Wilson'u daha önceden anlatmıştık. Bu 14 maddeydi. Savaş esnasında yayınlanan maddelerdi. Ve bu maddeler neydi? Savaşın
bitmesine sebep oldu fakat savaş sonrasında uygulanamayan maddelerdi. Wilson çok başka bir şey. Wilson Amerikan Devlet Başkanı Wilson'un gönderdiği bir generaldir. Gönderdiği general de Yunanistan İzmir bölgesine 17 gün kaldıktan sonra Yunan işgalinin haksızlığını dünyaya duyuran bir rapor hazırlamıştır. Buna da biz Wilson raporu adını veriyoruz. Anlaşıldı mı? En baştan bir okumanın tamam. Tamam okuyayım ama soruyu bir sorayım önce. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı tamamen? Evet hocam. Beyza, Kaan, Nazar, evet demiş. Tamam, teşekkür ederim. O zaman okuyorum. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 parantezi açtık. 15 Mayıs 1919 yazdık, parantezi kapadık. Tamam mı? 15 Mayıs 1919. Birinci madde. Yunanlılar İzmir'i Megale İda'yı yani Büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla işgal ettiler. Birinci maddem Yunanlılar İzmir'i Megale İda'yı yani Büyük Yunanistan'ı kurmak amacıyla işgal ettiler. İkinci maddem Yunan işgalinde parantez içinde Batı Anadolu'da ilk kurşunu, burası çok önemli, ilk kurşunu Yunan işgalinde yani parantez içinde Batı Anadolu'da ilk kurşunu gazeteci olan ve takma adı gazeteci olan ve takma adı Hasan Tahsin olan gazeteci olan ve takma adı Hasan Tahsin olan Osman Nevruz Bey atmıştır. İlk kurşunu gazeteci olan ve takma adı Hasan Tahsin olan Osman Nevruz Bey atmıştır. Üçüncü madde. Yunan işgalinin haksızlığını dünyaya duyurmak için işgalden sonra yani Yunan işgalinden bahsediyorum. Yunan işgalinden sonra ilk defa burası önemli. İlk defa Havza'da, bakın ilk miting Havza'da tertip ediliyor. İlk defa Havza'da, sonra Sultanahmet'te, Kadıköy'de mitingler düzenlendi. İlk defa Havza'da, sonra Sultanahmet'te, Kadıköy'de mitingler düzenlendi. Bir diğer maddem, işgalin haksızlığını dünyaya duyurmak için Wilson kimdi? Amerikan Devlet Başkanı'ydı. Wilson'a telgraf çekildi. Wilson ise Bristol'u gönderdi. Tarihe Bristol raporu olarak da geçen raporda Türklerin haklılığı Yunan işgalinin haksızlığı belirtildi.
Türklerin haklılığı, Yunan işgalinin haksızlığı belirtildi. Burası yazıldı mı? Amiral Birisrolü gönderiyor devlet başkanı, Amerikan devlet başkanı Wilson ve Türklerin haklılığını görüyor burada Birisrol ve bu yönde bir rapor hazırlıyor. Dünya kamuoyunda bu rapor duyuruluyor. Türklerin haklılığı adı altında duyuruluyor. Yazıldı hocam. Süper. Bundan sonra sevgili arkadaşlar, doğuda da karışıklıklar var, hatırlayın. Doğuda da karışıklıklar var ve Amerikan devlet başkanı Wilson doğuya da bir general gönderiyor. General Harbert gönderiyor ve doğudaki Ermenilerin bu kadar karışıklık çıkarıyor diyor. Burada diyor çok karışıklık var, doğuda çok karışıklık var diyor. Herhalde diyor doğu bölgesinde, Anadolu'nun doğu bölgesinde değerli madenler var. Bu madenler Amerika'nın işine yarayabilir. Sen git bir bak diyor amirale, Amiral Harbert'a ve Amiral Harbert doğu bölgesinde bir rapor hazırlıyor, inceliyor. Burada raporun maddeleri şöyle, bu bölgede yani Doğu Anadolu bölgesinde herhangi bir değerli maden yoktur. Burada Ermeniler büyük Ermeni devletini kurmak için, yani Megale Ermeni'yi kurmak için Türkleri katlediyorlar, bu bölgeyi işgal ediyorlar. Maddeleri bu şekilde raporun. Bunu Wilson'a gönderiyor ve Wilson da yine Türklerin bu bölgede de Doğu bölgesinde haklı olduğunu görüyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Birincisi General Birisrol raporu. General Birisrol raporu Batı Anadolu coğrafyasında Türklerin, evet, İzmir işgalinden sonra Türklerin haklılığını gösteriyor. Bir diğeri de Harbert raporu, Amiral Harbert raporu. Harbert da Doğu Anadolu bölgesindeki Türklerin haklılığını gösteren bir rapor olarak karşımıza çıkıyor. Ha, Amerika'nın gelin görün ki amacı güzel bir amaç mıydı? Yani gönderme amacı iyi miydi? Hayır, onun amacı şuydu. Eğer Doğu Anadolu bölgesinde bu kadar karışıklıklar var, herhalde Amerika'nın işine yarayacak değerli madenler burada vardır diye gönderiyor. Yani maden arayışı için gönderiyor. Fakat burada bir madenin olmadığını, ancak Ermenilerin büyük Ermenistan'ı kurmak hedefiyle bu kadar karışıklığa sebep olduğunu görüyor. Tamam, o maddenin Yunan işgalinin haksızlığından sonra bir şey yazıyor muydu hocam? Evet, yazıyor son maddede. Sildim ama Yunan işgalinin haksızlığını dünyaya duyurdu yazdık sanırım. Oradan sonra bir şey yazmıyor. Dünyaya duyurdu yazıyor. Kabuliydi, şu an hatırlayamıyorum ne yazdı ama biri yazsın ya da hatırlatsın. O zaman şunu da bir not halinde yazalım. Biri hatırlatsın orada ne yazdığını. Ben şu an hatırlayamadım. Şimdi buradaki madde notumuzu yazalım. Doğu Anadolu'da çıkan karışıklıkların nedenini öğrenmek için
ve Doğu Anadolu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yani ABD'nin işine yarayan madenler olabilir mi düşüncesiyle Wilson Amiral Harbour'u Doğu Anadolu'ya gönderdi. Tamam mı? Tekrar bir okuyayım mı? Yani yazdınız mı? Doğu Anadolu'da çıkan... Tamam. Doğu Anadolu'da çıkan karışıklıkların nedenini öğrenmek için ve Doğu Anadolu'da ABD'nin işine yarayan madenler olabilir mi düşüncesiyle Wilson Amiral Harbour'u Doğu Anadolu'ya gönderdi. Amiral Harbour raporunda devam edelim. Wilson Amiral Harbour'u Doğu Anadolu'ya gönderdi. Amiral Harbour raporunda bu bölgede maden olmadığını, ABD'nin işine yarayan maden olmadığını ve Ermenilerin Büyük Ermenistan'ı kurmak için karışıklık çıkardığını belirtti. Yani bizim iki tane önemli raporumuz var. Bunlardan biri Amiral Gilisrol raporu. Yunan işgalinin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurdu. İkincisi ise Amiral Harbour raporu. Harbour raporunda da yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin Büyük Ermenistan'ı kurmak amacıyla yaptıkları işgaller ve çıkarttığı karışıklıkların nedeni Türkler olmadığını belirten bir rapordu. Yazıldı ve anlaşıldı mı? Rela. Anlaşıldı mı? Nazar evet demiş. Süper. Nazar teşekkür ederim. Beyza evet demiş hocam. Tamam. Suudi evet hocam demiş. Enes. Kaan peki. Başka kim vardı? Kaan Zorbaz evet demiş. Tamam. O zaman tekrar bir şöyle söylersek, Batı Anadolu'daki Yunan işgalinin haksızlığını belirtmek için Bristol raporu, Doğu Anadolu'daki işgalleri, karışıklıkları, haksızlığını belirtmek için ise Harbour raporu önemlidir. Batı Anadolu'da Bristol, Doğu Anadolu'da Harbour raporu. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, cemiyetler işleyeceğim. Cemiyetler, azınlıkların kurdukları yararlı cemiyetler ya da zararlı cemiyetler olarak biz cemiyetleri üçe ayırıyoruz. Cemiyetler nedir peki? Şöyle bir anlatalım hemen kısaca. Sevgili arkadaşlar, Anadolu işgale uğradığında vatansever Türk evlatlarının bu işgallerle mücadele etmek için kurdukları cemiyetlerdi. Fakat cemiyetler sadece, yani biz bunu Türkler tarafından, vatanseverler tarafından kurulan cemiyetlere yararlı cemiyetler diyoruz. Ancak yararlı cemiyetlerin dışında zararlı cemiyetler de, yabancılar tarafından kurulan zararlı cemiyetler de ya da azınlıklar tarafından kurulan azınlık cemiyetleri de bulunuyordu. Tekrar ediyorum. Anadolu'daki işgaller ile mücadele etmek için vatansever Türk evlatlarının kurdukları cemiyetlere
deniyordu. Niçin kuruluyor bunlar? Anadolu'daki işgallerle mücadele etmek için kuruluyordu. Buna biz yararlı cemiyetler diyoruz. Vatansever Türk evlatlarının kurduğu cemiyetlere yararlı cemiyetler diyoruz. Fakat bunun azınlıklar tarafından kurulmuş olanı da var. Buna azınlıkların kurduğu cemiyetler diyoruz. Bir de yabancı devletlerin kurmuş olduğu cemiyetler var. Bunlara da biz zararlı cemiyetler adını veriyoruz. Cemiyetler Anadolu'daki işgallerle mücadele etmek için kurulmuştur. Tamam mı? Özetle bu. O zaman şöyle cemiyetler diye bir başlık atın ve yazalım. Cemiyetler diye bir başlık attık ve yazıyoruz. Anadolu'daki cemiyetler diye bir başlık attık ve yazıyoruz. Anadolu'daki işgaller ile mücadele etmek amacıyla vatansever Türk evlatlarının kurduğu cemiyetlerdir. Fakat azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler de bulunmaktaydı ya da. Yazıldı mı? Zararlı cemiyetlerde bulunmaktaydı dedik. Şimdi şöyle söyleyelim. Azınlık cemiyetleri sevgili arkadaşlar azınlıkların haklarını savunuyordu. Azınlıklar için mücadele ediyordu. Mesela Rumların hakkını savunuyordu. Pontus Rum cemiyeti. Ya da Ermenilerin hakkını savunuyordu. Hınçak Taşnak cemiyeti. Bir de zararlı cemiyetler vardı. Bunlar da İngilizleri sevenler cemiyetiydi. Mesela İngiliz mandasını kabul eden cemiyetlerdi ya da Amerikan mandasını isteyen cemiyetlerdi. Dolayısıyla da yararlı cemiyetlerin dışında azınlık haklarını savunan ve diğer devletlerin hakimiyetine girmek istenilen cemiyetler de kurulmuştu. Anlaşıldı mı burası? Tamam, süper. Şimdi tekrar ediyorum. Cemiyetler dedik. Cemiyetler sevgili arkadaşlar 3 çatı altında incelenebilir. Birincisi yararlı cemiyetler. Yararlı cemiyetler vatansever Türk evlatlarının kurduğu cemiyetlerdi. Mondros Mütarekesi'nden sonra yapılan haksız işgallerle mücadele etmek amacıyla kurulmuştu. Mesela Yunan işgaliyle mücadele etmek için. Mesela Ermenilerin işgaliyle, Fransızların işgaliyle, İngilizlerin işgaliyle mücadele etmek için vatansever Türk evlatlarının kurduğu cemiyetlere yararlı cemiyetler adını veriyordu. Bir diğeri azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerdi. Azınlıklar mesela Rumlar, Ermeniler tarafından kurulan cemiyetlerdi. Bu cemiyetler Rum haklarını, Ermeni haklarını savunuyorlardı. Dolayısıyla da aslında bir noktada zararlı cemiyetin içerisine girebiliyordu. Çünkü Rum hakkını, Ermeni hakkını savunuyordu. Bir diğer cemiyetimiz ise zararlı cemiyetlerdi. Bunlar da devletlerin aslında kontrole girilmesi istenilen cemiyetlerdi. Türklerin İngilizlerin himayesine girmesini savunan cemiyetlerdi ya da Amerikan mandasına girmesini istenen cemiyetlerdi. Dolayısıyla da zararlı cemiyetler başlığı altında ele alınacak. Tamam mı? Şimdi şöyle bir yararlı cemiyetler diye başlığımızı atalım.
neler varmış. Sevgili arkadaşlar, yerelde cemiyetler başlığı altında İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Rekli İlhak, Klik Yıllar, Trabzon Müdafaa Hukuk, Trakya Paşaeli ve Şark Vilayetlerini ele alacağız. Yerelde cemiyetlerde öncelikle İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne ele alacağız. Bunlar çok fazla sevgili arkadaşlar, zararlı da var. Ondan sonra azınlıklarda da birçok cemiyet göreceğiz. O yüzden ben şöyle size küçük bir not söyleyeceğim. Sunumda eğer müdafaa hukuk cemiyeti varsa ya da muhafaza hukuk cemiyeti varsa biz bunun yararlı cemiyet olduğunu anlamamız gerekiyor. Tamam mı? Çünkü bir sürü yazacağım. Biraz sonra azınlıkları yazacağım. Biraz sonra zararlıları yazacağım. O yüzden sınavda eğer karşınıza gelirse üniversite sınavında şuradan hemen aklınızda bulunsun. Eğer sunumda mesela bir bölge adı varsa, bir bölge adı varsa o yararlı cemiyettir. Sonunda müdafaa hukuk cemiyeti yer alıyorsa ya da muhafaza hukuk cemiyeti yer alıyorsa, bu şekilde yazıyorsa biz bunu yararlı cemiyet olarak görmemiz gerekiyor. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Bir bölge adı varsa mesela İzmir, mesela Trabzon, mesela Trakya, mesela Şark vilayetleri yazıyor. O zaman ben bunu bir bölge adı olduğu için hemen yararlı olarak düşüneceğim. Bir de eğer sonunda müdafaa hukuk cemiyeti ya da muhafaza hukuk cemiyeti yer alıyorsa ben bunu yararlı cemiyet olarak düşüneceğim. Karıştırmayın, tamam mı? Reddi ilhak peki hocam? Reddi ilhak da yine yararlı cemiyetlerden ama sonunda böyle bir şey almıyor. Bazen bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor işleri kurduğu cemiyetler. Mesela burada Klikyalar cemiyeti var. Bunu siz zararlı olarak düşünebilirsiniz fakat bu da yararlı bir cemiyettir. Nereden hemen şöyle düşünebilirsiniz. Klik yararlılar şeklinde bunu kodlayın, tamam mı? Klik yararlı cemiyeti yararlı cemiyetlerden, zararlı cemiyetlerden değil bunlara. Çünkü anlayamamışlar. Altında görmediğini söylüyor hocam. Okuyabilir misiniz? Tamam. Yararlı cemiyetler, bunları açıklayacağız ama yani hepsini alt alta yazmayın. Yararlı cemiyetler, birincisi İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti yazın. Yararlı cemiyetler, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir'e iki nokta üst üste İzmir müdafaa için kuruluyor sevgili arkadaşlar bu cemiyet. Bir anlatalım önce. İzmir'i Yunan işgalinden müdafaa etmek için, muhafaza etmek için, korumak için kurulan bir cemiyettir. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyetin ismi de İzmir bölgesinin adı olduğu için yararlı cemiyet, müdafaa hukuk yer aldığı için yararlı cemiyet. Tamam mı? İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti iki nokta üst üste İzmir'i Yunan işgalinden yazalım. İzmir'i Yunan işgalinden korumak için kurulmuştur. İzmir ve çevresini Yunan işgalinden ve herhangi gelebilecek olan işgallerden korumak için kuruluyor. Tamam mı? İzmir'i Yunan işgalinden korumak için kurulmuştur. Anlaşıldı mı İzmir Müdafaa Hukuk? Yararlı cemiyetlerde ilk önce İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti dedik.
Bu cemiyetin en önemli yanı, adından da anlaşılabileceği gibi, İzmir'i müdafaa etmek için, Yunan işgalinden muhafaza etmek için kuruluyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı? Geçeceğim çünkü. Evet hocam. Tamam, süper. Bir diğeri Reddi İlhak Cemiyeti. Reddi İlhak. Reddi İlhak Cemiyeti. İlhak işgal gibi düşünebilirsiniz aslında. İşgali ilhakı reddetmek aslında. Yani Türkçe'ye çevirdiğinizde işgali ilhakı reddetmek. Yine işgali ilhakın farkını şöyle hemen söyleyelim geri gelmişken. Sevgili arkadaşlar, işgal mesela Fransa'nın güney bölgemizi işte Hatay'a yaptığını işgal diyoruz. Çok uzaklardan gelip o bölgede bir takım faaliyetler yürütmesini işgal diyoruz. Fakat sınır bölgeleri ise eğer bunlar, sınır bölgesi ise mesela Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptığını, İzmir'e yaptığını biz ilhak diyoruz. İşgal çok uzaklardan gelip yapılan faaliyetlerdir. İlhak ise sınırdaki devletlerin birbirlerine yaptığını biz ilhak diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla Yunanlarla İzmir arasında biliyorsunuz ki bir sınır bölgesi. Dolayısıyla da Yunanların Türklere yaptığını, yani İzmir'e yaptığını biz ilhak diyoruz. İşgal aslında değil. O yüzden Reddi İlhak Cemiyeti de yine Yunanistan'ın İzmir'i ilhakına karşı yapılmış bir kurulmuş bir cemiyette, tamam mı? Yine İzmir'i müdafaa etmek için, İzmir'i muhafaza etmek için kurulmuş olan bir cemiyettir. Reddi İlhak Cemiyeti. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ne yazdı ki? Onun altına denden yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Reddi İlhak Cemiyeti de İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile aynı amaç doğrultusunda kurulmuştur. Yani İzmir'in Yunan işgalinden kurtulması için, Yunan işgaline karşı müdafaa etmek için kurulmuştur. Tamam mı? Denler de bunun altına. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Reddi İlhak Cemiyeti. Reddi İlhak Cemiyeti aynı amaç doğrultusunda kuruluyor. Tamam mı? Hadi hocam ya, kusura bakma, ben de o kadar güzel dinliyorum ki yani. Teşekkür ederim. Dersin bittiğinin farkında bile değilim, kusura bakma. Çok çabuk bitiyor ya, ben hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten çok kısa zamanlar. Neyse, haftaya geldiğimizde hatırlatın, klik yıllardan devam edelim. Bir konulara bakın, tamam mı, evde? Hoşçakalın o zaman, görüşürüz. Çok hızlı bitiyor ya.